Etmeyi, Ramazan'ı sümbüllendirmeyi Ramazan dediğimiz çekirdeği çatlatıp içindeki cenneti yaşamayı nasip etsin inşallah Ramazan-ı Şerif'in içinde iki cennet var Biri muaccel biri müeccel Muaccel demek peşin demek içinde demek hazır demek o anda demek Müeccel de onun vesilesiyle kazanılan demek İleride kazanılacak olan demek Bedeli ödenmiş demek. Ha, birincisi, insanın hayvani ve nefsani duygularının gemlenmesi, manevi, ruhi, kalbi, manevi duygularının uyanmasına vesile olduğu için, hayatında keşfetmediği, tatmadığı, hazretmediği, hayvaniyetin içindeyken hiç rastlamadığı manevi zevkler, lezzetler, adeta manevi bir cennet hayatını Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'teki oruç vasıtasıyla hayvaniyeti ve nefsaniyeti gemleyerek insana tattırıyor ve yaşatıyor. Allah aşkına soruyorum, Ramazan-ı Şerif'te iftara yakın, hele Kur'an'la meşgulseniz, Kur'an'ın hakikatleriyle meşgulseniz, o vaziyette, o vakitte Kur'an'ı okumaktan aldığınız, Kur'an hakikatlerle meşguliyetten aldığınız lezzeti, başka hayatınızın hiçbir devresinde hiçbir şeyden aldığınızı hatırlıyor musunuz? Ha öyleyse bu bir ikramdır ya. Ramazan'da Cenab-ı Hak maddi rızkımızı keserken gündüz vakti manen bizi rızıklandırmak istediği anlaşılıyor. Yoksa bu cismaniyet, bu nefsaniyet Değil mi bu şehvani arzular bizi manen aç bırakan sebepler iken o sebepler ortadan kalkınca kalp ve ruh adeta hayatını yaşıyor. Adeta doyuyor, kalp ve ruh eğleniyor, kalp ve ruh dolup coşuyor inşallah. Rabbim dolu dolu, içi dolu Ramazanlar yaşamayı nasip etsin inşallah. Evet, tek bir Ramazan, bir tek Ramazan. 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katıadır. İnşallah Leyle-i Kadir Ramazan'da arayın diye hadis var. Hususan nısf ahirde yani ikinci yarısında arayın. Hususan aşırı ahir dediğimiz son onunda leyle Kadri arayın diye hadis var. Biz de inşallah bu noktada çalışmalar yapacağız. İkinci yarısında gecenin diğer kalan kısmında da sahura kadarki kısmında da inşallah müzakereler, gevşenler, dualarla hep beraber uyanık kalıp hep beraber leyle Kadri yakalamaya inşallah hep beraber çalışacağız. Bu işi ihtimale bırakmayacağız inşallah. Madem öyle Öyle ya şimdi adam ne yapıyor? Piyango bilesini ihtimale bırakmamak için ne kadar çok bilet alırsam diyor o kadar ihtimal yükseliyor diyor. Bilmem değil mi şunu bunu her noktada yani. insan ihtimali bırakmak istemiyor. Hiç olmazsa değil mi o ihtimalleri yükseltmek istiyor. Şimdi ya bu zaten 80 sene bir ibadet. Cenneti kazandıracak bir anahtar. Elimizdeki ihtimaller de çok az ya. 15 gün, 10 gün, ne olur ki Allah aşkına? Dünyalık meseleler için kaç gece uyumadık? Ne olur yani? Ebedi bir saadet için, bir leyle-i kadri yakalamak için on gece uyumasak ne olur? Ama uyumamakla beraber bir de ihya etmek, doldurmak. Aa, o uykunun elinden kurtardık. Şeytanın eline kaptırırsak bir işe yaramaz. Uykunun elinden kurtardıysak nefsin, şeytanın, televizyonun şunun bunun elinden de kurtarıp inşallah dakika dakika doldurup ihya edeceğiz inşallah. Evet bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. leyle Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i Evet karanlıklı bu hayatı dünyeviyenin en nurani Leyle-i Kadir'i Ramazan'dır. Şu dünya hayatının karanlıklarının içindeki en nurani gece, en nurani gün, en nurani ay Ramazan'dır. Şimdi ruha nispeten dünya ve dünyeviler, taniler ruhun karanlığıdır. Ruh için karanlıktır, ruh için hapistir, ruha hitap etmeyen şeylerdir, ruha sık ruhu sıkan şeylerdir. Öyleyse şimdi ne yapıyor insanın ruhu? Ramazan-ı Şerif'te teneffüs ediyor. Nefes alıyor. Şu hayatı dünyevyenin tarrakası altında, işlerin yoğunluğu altında, hanilerin içinde ezilmiş, unutulmuş, terk edilmiş, aç kalmış, ruha hitap eden hiçbir şeyle meşgul olup doyurulmamış o ruhun önündeki engelleri kaldırıp adeta ruha nefes aldırıyor. Ruhu doyuruyor. İnsan, insan olduğunun farkına varıyor. Meleklerle beraber oluyor. Cenab-ı Hak böyle bir Ramazanı bize ömrümüzde hiç olmazsa bir kere. Şu Ramazan tam bunun için, bunun için bir fırsat. Şu virüs de tam üstüne denk geldi mi? Değil mi? Ramazanda bile biz bu kadar kıymetli vakitleri dünya ile dünyevilerle geçirip öldürürken... şimdi Cenab-ı Hak onu da elimizden aldı. Şimdi dedi ki, bu Ramazanı değerlendirmemek için. Bu Ramazan'ı ihya etmemek için, bu Ramazanda paçayı kurtarıp kendini affettirmemek için hiçbir bahanen kalmadı. Kahveler kapalı, şunlar, bunlar her şey kapalı. Hadi buyur. Başka ikinci bir şık yok. Mecburi istikamet Rabbin seni bu zamana kadar isteyip de yapamadığın şeylerde muvaffak etmek için nefsin önündeki ihtimalleri de kaldırdı. Daha buna rağmen değil mi? Şu televizyonun karşısında sabahlara kadar filmlerle, dizilerle, şunlarla, bunlarla Ramazan'ı öldürürsen, berbat edersen daha iflah olmaz insan Allah muhafaza. O yüzden uyanık olacağız. Hem kendimizi hem ev halkımızı bu hakikatlerle meşgul etmek, etrafımıza bu güzellikleri duyurup şu Ramazan seferberlik yapmak zorundayız. Ta ki maddi manevi musibetlerden, virüslerden, hastalıklardan da üzerimizdeki şu kabuslardan da inşallah hep beraber kurtulalım inşallah. Evet nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülusu Humayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rayiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Padişahın özel günleri vardır. Padişah kendisi çok sevindiği, kendisi için çok değerli günleri, değil mi? Rayeti için, halkı için de sevinilecek günler haline getirmek ister. Kendi değer verdiği o günlere halkının da değer vermesini ister. Kendisi sevindiği o günlerde başkalarını da sevindirmek ister. Mesela tahta oturduğu gün. Değil mi? Padişahlar cülus bahşisi dağıtırlarmış. Her sene tahta oturduğu günü bayram ilan etmiş. Cülus bahşişi, tahta oturma günü. Herkesi, bak o gün sahir vakitte padişahı ancak rüyasında görebilen insanlar, o gün doğrudan doğruya padişahın huzuruna çıkar. Padişahı törende görür. Padişah kendisini halkın arasına çıkarır. Şimdi ne kadar perdeler kalkıyor, ne kadar iltifatlar yağıyor o günün hürmetine. Padişah diyor ki benim hürmet ettiğim, benim sevindiğim, benim kıymet verdiğim bir geceye, bir güne hepiniz kıymet verin diyor. Hepiniz kıymet vereceksiniz diyor. Şimdi Cenab-ı Hak da şu dünyanın tahtına Kur'an-ı Azim-i oturtmuş. Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı. Şehri Ramazan'dan hazır olmuş Kur'an-ı azim Şan. Ve bugünü bayram ilan ediyor. Bu ayı bayram ilan etmiş. Bu ay değil mi cehennemlikleri azat ediyor. Bu ay affedilmek isteyenleri affediyor. Bu ay ayrı bir ikram var, ayrı bir ihsan var. Adeta bahşişler üstüne bahşiş dağıtıyor. Rabbim inşallah bu ayın kıymetini idrak ettirsin. Şimdi buna rağmen bir insan sırtını dönse, buna rağmen, buna rağmen ilgilenmese, buna rağmen Ramazan'a rağbet etmese, ehemmiyet vermese, heyecanlanmasa, kalp ritimleri değişmese, vallahi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir hürmetsizliktir. Allah'a karşı işlenmiş büyük bir kusur ve ayıptır bu. Aa, hem de ne kadar ihtiyacımız olduğu halde. Bu kadar ihtiyacımız varken bizim ihtiyacımız olan bir hakikati, bir manayı değil mi? Bir sevabı, bir ikramı, bir kurtuluş ihtimalini tepmek ne demek ya? Allah muhafaza etsin. Rabbim bizi uyandırsın inşallah. Şu Ramazan'dan evvel muhakkak bu cümleleri herkesin duyması lazım. Bu hakikatları herkesin bilmesi lazım. Paylaşalım, duyuralım. Herkes uyanıversin şu hakikata. İnşallah İslam'ın intibahı bu Ramazan'da olacak. Dünyanın uyanışı bu Ramazan'da olacak inşallah. Ha, Cenab-ı Hak vaat etmiş. Daha dünyanın çok ömrü kalmadı. Daha bu gidişat böyle gitmez. Derler ya çivisi çıktı bu dünyanın. Ha, ya öyle ya herro ya merro derler. Yani bu iş ya sonuna vuracak. Allah muhafaza ya kıyameti getirecek. Ya da inşallah müminlerin gayretiyle yeniden bir dirilişe vesile olacak. Çünkü artık dibe vurdu bu iş. Artık insanlık tükendi. Artık insanlığımızı kaybettik. Ya bu dibe vuruş büyük bir sıçramayla inşallah zirveye tırmanış olacak ki vadi ilahi bu yönde. Vadi peygamberi bu yönde. Değil mi inşallah büyük zatların haberleri de bu yönde. İnşallah o da tabii şarta tabi. Bizim vazifemizi yerine getirmemize bağlı. Bu Ramazan inşallah bunun vesilesi olsun. Evet nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya cülusu humayun namında veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyesini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icratına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder.'' Allah Allah. Has teveccüh ne demek ya? Has teveccüh. Rabbin sana has, sana özel teveccüh edecek. Sana özel tecelli edecek. Senin ruhunu ayrı okuyacak. Seni tek olarak huzuruna kabul edecek. Sen, değil mi, zaten onun bir tanesisin. Bir tane yaratılmışsın. Teksin sen. Özel yaratmış seni. Sendeki sima başka kimsede yok. Parmak izine kadar, ses tellerine kadar, göz retine ne kadar, ruhuna kadar, huylarına kadar, karakterine kadar teksin sen. Seni tek yarattığı seni özel ve hususi iltifatına mazhar edecek. Orucun sevabını değil mi, rakamlarla anlattırmıyor. Şu kadardır, bu kadardır, şöyledir, böyledir demiyor. Onun sevabını ben veririm diyor. Madem kulum benim için aç kalmış. Açlık ki kulu insanın en zor dayandığı meseledir. Benim için aç kalmayı göze almış. Öyleyse onun mükafatı benim katımda özeldir diyor. Tek vereceğim onun mükafatını. Özel vereceğim diyor. O mükafatın da ne olduğunu biliyoruz. cehennemden azat etmekmiş. Rabbim inşallah o mükafatı yakalayarak bu Ramazan-ı Şerif'i geçirmeyi nasip etsin. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayramı ilahi ve bir meşher-i Rabbani, bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek, muktezayı hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır. Elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için olacağı emredilecek. Demek bayramda Cenab-ı Hak bizi has iltifatına mazhar edecek ya, özel huzuruna kabul edecek ya, meleklerle beraber içtimaya alacak ya, diyor ki hayvaniyetini bulaştırma, hayvaniyetten çık da öyle gel diyor hayvaniyetten sıyrıl. Meleklerle beraber saf saf dizil teravih vaktinde benim huzuruma dur. İftarda ikram ettiğimin minnettarlığı altında ezile büzüle 20 rekatta yat ve kalk. Tecdelere kapan o minnettarlığı göreyim diyor Cenab-ı Hak. Aa, bakın şimdi insan Ramazan-ı Şerif'te nimeti keşfediyor. Nimeti keşfetmek insanın şükür makinesini tahrik ediyor, harekete geçiriyor. Şükür makinesi insanı minnettarlığa ve teşekküre, hamde sevk ediyor. Hamd ise hamdin bütün envağını içinde cem eden, şükrün bütün çeşitlerini içinde barındıran namaza sevk ediyor. Namaz ise Cenab-ı Hakk'a kuldan yükselenen kıymetli ibadettir. Kainatın neticesidir ki insandan dökülen en kıymetli mahsuldür, en kıymetli mamuldür. Cenab-ı Hak bu silsileyi yaşatsın bize inşallah. Yoksa şimdi düşünün mesela oruç tuttuk ama namaz yok. Allah aşkına minnettarlığa, şükre vesile olmayan oruç ne işe yarar? Akşama kadar sadece aç kalmaktan ibarettir, başka olmaz ya. Ha, i̇nşallah oruç tuttuysak arkasından namazla da taçlandıracağız bu işi. Ona vesile olacak oruç inşallah. Biz çoğu zaman şu noktayı atlıyoruz. Oruç dediğimiz ibadet kendisi bizzat ibadettir. Ama asıl oruçtan beklenilen mana orucun vesileliğidir. Oruç amaç değildir. Araçtır, vesiledir, vasıtadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın gayeleri arasında, oruçtan beklentileri arasında kulunu aç bırakmak, eziyet etmek yok. Aa, kulunu aç bırakmak için emretmemiş orucu. Tam tersine kulunu manen doyurmak için, doldurmak için sadece hayvani bir mideyi aç bırakırken insani, kalbi, ruhi, meleki, binlerce mideleri manevi feyizlerle, nurlarla doyurmak ve doldurmak içinmiş. Oruç çok şeylere vesile olduğu için, vesile, vesileliğinden dolayı, değil mi? çok kapıları açtığı için oruç aslında neymiş? bir anahtarmış ya. Kükrün kapısını açıyor, sabrın kapısını açıyor, insanlığa merhametin kapısını açıyor, Cenab-ı Hakk'a karşı ubudiyetin kapısını açıyor, nefse ve şeytana karşı mücadelenin kapısını açıyor, kulluğumuzu bilmenin ne kadar çok kapılar açıyor bu oruç ya. Bir yerde diyor ki 500'den fazla hikmeti bulunan diyor. Hani bir taşta iki kuş derler ya, bir taşta 500 kuş ya arkadaş. Neymiş bu oruç ya? Adeta insanlığımızın ana direği. Çektiğiniz zaman bu direği insanlığımız yıkılır. Kulluk biter, şükür biter, merhamet biter, şefkat biter ve öyle oluyor Allah aşkına ya. Orucu insanın dünyasından alın, namaz bile yavan kalıyor. Namazın içini, hakikatini insan yaşayamıyor. Çünkü oruç insanı Allah'a karşı şükran duygularıyla dolduruyor medyun, muhtaç, Cenab-ı Hakk'a karşı borçlu bir hale getiriyor. Nimetlerin farkına varmış bir eda ile kulluğun zirvesinde Rabbinin huzuruna durmasını sağlıyor. Ya. Geçen birisi ya diyor hocam Cenab-ı Hak bizim için her şeyi düşünmüş diyor. Ramazan'da diyor iftarı diyor çok kaçırırsak hemen arkasından teravide diyor bir antrenman vermiş diyor. Teravide diyor İnsan ne yapıyor? Eritiyor. Dedim Allah aşkına dedim ya. Şu teravih bu kadar ayaklar altına almayalım dedim. Ne antrenmanı ya. Tamam insan sağlığı açısından düşünürsen oruçta tam hikmetli, teravih de tam yerinde, namaz da tam yerinde. Namazın bütün hareketleri insan sağlığı için olmazsa olmaz derece kıymetli ama asıl mevzu o değil ya. O değil. Nedir o zaman teravihte? 20 rekat kılmanın hikmetine. Ha, şimdi Ramazan-ı Şerif'te açlık vasıtasıyla insan nimetlerin kıymetini anlıyor. Tam iftara yakın, şimdi açlık şiddeti arttıkça nimet kıymeti de artıyor. Doğru orantılıyım. Çünkü ihtiyaç arttıkça nimet kıymetlidir. Mesela ben şimdi burada susadım, suyu aldım elime, içiyorum. Şimdi soruyorum size, şu suyun benim için kıymetiyle, çölde susamış, susuzluktan kuruyacak hale gelmiş, hale gelmiş, dil damağı kurumuş bir insan için bu suyun değeri aynı mı? Şimdi ben mi suyun gerçek değerini keşfetmiş oldum o mu? Tabii ki o. Şimdi bakın Ramazan-ı Şerif'te her de sahursuzsa 24 saat açlık vasıtasıyla nimetin bizim dünyamızdaki grafikte değeri zirveye ulaşıyor gerçek değeri o aslında benim dünyamda öyle değil gerçek değeri o benim dünyamda o nimet devamlı ulaşa ulaşa ülfetle gafletle yeknesaklıkla adetle o israfla o nimet kıymetsiz bir hale düşmüştü öyle zannediyordum gerçek kıymetini anlamam için oruç vesile oldu mu şimdi tam kıymetini anladım o anda Cenab-ı Hak da envai çeşit nimetleri dizmiş tam lezzetle, nimetle bir anda iftar buluşması. O anda insan değil mi? Elhamdülillah. İç, iç aleminde nimetten, şükrandan değil mi? Bir ne yapıyor? Bir coşku beliriyor. Ha, işte şükrün zirveye ulaştığı anda içinde Allah'a karşı son derece minnettarlık ve ham duygularını, teşekkür duygularını hisseden insan Tam ya şu Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bir çıksam da ruhumdaki bütün bu minnettarlıkları, şükranları, teşekkürleri bir ilan ve ifade etsem diye sabırsız, sabırsızlıkla bekleşirken Cenab-ı Hak değil mi? Teravihle huzuruna alıyor. Aa, o şükrün şiddetini, o minnettarlığın şiddetini 20 rekatta defalarca secde ede ede, defalarca rükûlarda Değil mi? Defalarca Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye diye değil mi? Adeta ne yapıyor? Şükrü sonuna kadar minnettarlığı sonuna kadar hamdi sonuna kadar ilikler ne kadar yaşamanın adıymış teravih. Teravihi böyle anlamamız lazım. Ya Rabbim şu manaları bize açsın inşallah. Ramazan boyu buradan dolup dolup İnşallah orucun içini dolduracağız. Teravihin içini dolduracağız. Namazlarımızın içini dolduracağız. Ramazanın sonunda inşallah hep beraber bambaşka bir insan olacağız inşallah. Ve orucun ekmeli ise şimdi şu paragrafı hepinizin tek tek böyle yazıp e, cep telefonunuzun ekran fotoğrafı yapmanız veyahut şu Ramazan boyu her gün göreceğiniz bir yere asmanızı istiyorum. Hep beraber, hepimiz için geçerli bu. Orucun ekmeli. Oruç nedir? Bakın aç kalmak oruç değil, aç kalmak oruca vesile. Orucun ekmelini anlatıyor, tam kamil bir oruç. Yani Allah'ın bizden beklediği oruç. Bizim tuttuğumuz oruç, onun beklediği oruç. Aradaki fark çok. Öyleyse bu aradaki farkı kapatmamız için onun beklediği orucu bilmemiz icap ediyor. Onu, o bizden nasıl bir oruç bekliyor? Orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazatı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, haramlardan, malayaniyattan, boş şeylerden çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete, kulluğa sevk etmektir. Şimdi iki noktadan bahsediyor, çok önemli bu. Önce malayaniyattan, boşluktan değil mi? Ne yapmak? Çekmek. Önce boş meşguliyetlerden kurtarmak. Arkasından da inşallah ne yapacağız? Biz o boşluğu dolduracağız. Gözümüzü haramdan çektik mi? Ha, boş kalırsa o yine harama kayar. Gözümüzü haramdan çektik. Ne yapacağız? Kur'an okumakla meşgul edeceğiz. Kulağımıza haramdan çektik mi? Kulağımızı Kur'an dinlemekle, Kur'anın hakikatlerini dinlemekle meşgul edeceğiz. Bakın, biz meşgul etmezsek şeytan bizi meşgul eder. O yüzden, şimdiden oturup bu işin hesabını yapacağız. Oturup şu önümüzdeki 30 Ramazan'ı nasıl doldurmamız icap ediyor? Nasıl Ramazan'ı değerlendirmemiz, ihya etmemiz gerekiyor? Bunu tek tek planlayıp hesaplayıp, inşallah şu Ramazan. Hem kendi affımıza, hem kendi dirilişimize, hem de ümmetin dirilişine beraber vesile olacağız inşallah. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Şimdi bütün nefsani, şehvani duygularımız, cismani, hayvani duygularımızın tamamı, tamamı mideden beslenmiyor mu? Oradan kuvvet alıyor. Şartel orada ana şartel. Orayı kapattın mı, mideyi kıstın mı ne yapıyor? Hepsi birden Usu veriyor, hepsi birden dini veriyor, hepsi birden ini veriyor. Tam o esnada, tam şeytanların bağlandığı anda, tam nefsani duyguların susturulduğu o vakitte kalbi, ruhani, manevi duyguları galeyana getirmek, uyandırmak ve değil mi? nefse ve şeytana karşı kalp ve ruhun hakimiyetini Ramazan-ı Şerif'te kurduk kurduk, kuramadık. 11 ay yine kalbimiz, ruhumuz, aklımız, diğer ulvi duygularımız süfli ve alçak nefsin peşinde, onun değil mi e, dizgini altında, onun arkasında perişan bir vaziyette gitmek zorunda. Rabbim bizi uyandırsın, Rabbim bizi muhafaza etsin, Rabbim bizi hakikatlerle ihya etsin inşallah. Ramazan-ı Şerif'in başından sonuna kadar inşallah beraber günde 3 programımız olacak şu anda. Öğlen saat 14.30'da mukabele inşallah hep beraber Kur'anlar elimizde. Değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ile Miraç'ta Cebrail aleyhisselam arasındaki o mukabeleyi biz de inşallah canlandıracağız. Hep beraber ihya edeceğiz. Canlı yayında hafız arkadaşlarımız sırayla okuyacaklar. Beraberce inşallah dinleyeceğiz. Beraberce takip edeceğiz. İkincisi iftardan önce saat 19'da saat 7'de inşallah iftara doğru beraber ders dinleyeceğiz. Beraber o açlığın şiddetiyle imanın kuvvetinin birleştiği anı beraber yaşayacağız inşallah Ramazan'ı iliklerimize kadar hissetmek için. Bir de her gece saat 11'de 23'te soru cevabımız var. İmanla itikatla alakalı soruları beraber inşallah cevaplamaya çalışacağız. Şu iman hakikatlarının içinden. Arkasından da günlük okuduğumuz hatimlerin duası var. İnşallah hatim duasında hep beraber dergah-ı ilahiye ellerimizi kaldırıp değil mi, bu hatimlerimizi bağışlayacağız. Şimdi hatim herkes almış. Çok bu sene maşallah bereketli. E, tahmin etmediğimiz tarzda çok hatimler yayıldı etrafa. Şimdi inşallah e, hatim e, dağıtmakla alakalı çalışmalarını kardeşler yürüttüler. Şimdi bir çetele yapmışlar. Çetelede 30 Ramazan'da her güne bir hati, şey var. Bir cüz var günde bir cüz okuyarak bir hatim sevabı kazanmak mümkün. Bu müjdeli, bu manevi şirketten inşallah hissedar olalım. E, telefon numaramızı, WhatsApp numaramızı hemen söylüyoruz. Cüzler bitmeden alalım. İnşallah biz de o manevi ziyafetten istifade edelim. 0 539 526 84 83 ne olur? WhatsApp numaramız 0 539 526 84 83 no'lu WhatsApp numaramıza ben de hatim istiyorum diye yazarsanız size hemen WhatsApp'tan o çeteleyi gönderecekler. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi rabbil Alemin. El Fatiha.